Bu Saati'nden merhaba sayın seyirciler. Günün sıcak gelişmelerinden derlediğimiz haberleri her zaman olduğu gibi yeni mesaj yazarı Murat Çapaz birlikte değerlendireceğiz. Evet Sayın Çapaz ilk haberimiz e, Gazze, ile alakalı. Gazze'de can kaybı 28 bine dayandı. Aslında 28.000 bin desek de geridir çünkü kıl payı bir şey kaldı. E, oradaki tabii gelişmeleri biz sizden alalım. Şu an İsrail'in oradaki saldırıların 126. günü. Katliamlar tabi devam ediyor. Bir İsrail'in tabi Adalet Divanı'nda yargılanma süreci var ama e, hiç umursamıyor gibi görünüyor. E, ve İsrail orada zulme devam ediyor. Detayları da sizden alalım isterseniz. Buyurun. Evet şu anda e, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürmüş olduğu Gazze katliamının 126. günü. Ve maalesef can kayıpları artmaya da devam ediyor. Sadece son 24 saatte öldürmüş olduğu Filistinli sivil sayısı 107 civarında. Ve dolayısıyla toplam 27.947 kişiye ulaşmış oldu hayatını kaybedenlerin sayısı. Yani dediğiniz gibi 28.000'le yakın bir rakama ulaşmış oldu. Yaralı sayısı da 67.459'a ulaştı. Bakıyoruz aslında yaralı ve e, vefat eden sayısını topladığımızda şu anda e, hani 100 bin civarında bir insanı e, kapsıyor. Enkaz altında ulaşılamayan insanlar buna dahil değil. Böyle bir evet. durum var. Ve burada tabii enkaz altında duranlar da artık e, çoğunlukta ölmüş olan insanlar. Yani onlardan artık bir yaşam e, beklemek mümkün değil. Ama burada şu da önemli sağlık hizmetleri verilemiyor. Hastaneler işgal edilmiş durumda. Kuzeydeki hastaneler tamamen devre dışı kalmış durumda. Güneydekilerde aşırı bir yoğunluk var ve dolayısıyla o güneydeki Han Yunus'taki hastaneler de kuşatma altına alınmış durumda. İnsanlar şu anda Han Yunus'u da boşaltması istendi Filistinlilerden. Nereye boşalttırıyor? Önce kuzeydekiler güneye gönderildi. Güneydekiler de şimdi Refah'a doğru yönlendiriliyor. Ee, Burada nasıl bir durum söz konusu? Refah zaten Mısır sınır kapısı kapısı biliyorsunuz. Evet. Anladığım kadarıyla buradan zorla Mısır'a doğru sokmaya çalışacaklar herhalde. Öyle bir yani milyonlarca insanı 1.9 milyon insandan bahsediyoruz yani. Bunları zorla yerinden edilmiş insanlar. Bunları zorla Mısır'a göndermenin planını yapıyorlar şu anda İsrail. Hani Mısır şu anda kabul etmek istemiyor. Neden kabul etmek istemiyor? Çünkü aynı e, tablonun aynı bahanelerin yani Hamas bahanesiyle şu anda İsrail Gazze'yi vurdu, işgal etti evet. vesaire aynı bahanelerin kendi topraklarında üretilmesini istemiyor. O yüzden diyorduk yani e, yani bu tür eylemlerin, bu tür çatışmaların, bu, 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 bu tür gerilimlerin kendi topraklarımda ve Sina Yarımadasında olmasını istemiyorum demişti Mısır. sizin yaptığı açıklama buydu aslında. Şimdi aslında buna bir e, zorlama bir hani sen bunu kabul etsen de etmesen de biz bunları oraya göndereceğiz gibi bir tavır, bir duruş var. Tabii bütün bunlar Uluslararası Adalet Divanı 26 Ocak'ta toplanmıştı ve İsrail'den bir aylık süre, İsrail'e bir aylık savunma süresi vermişti. Bakın öyle bir durum var ki Uluslararası Hukuk, Uluslararası Adalet Divanı Lahey'de toplanan bir, bir yani buraya bağlı olan ülkeleri, taraf olan ülkeleri hükümleri bağlayan bir Ulusal divandan, mahkeme. bir mahkemeden evet. bahsediyoruz. Evet. Ve İsrail şu anda hiç takmıyor. Tabii şu an hala yani. yaptığı şeyler eee o ihtiyati tedbir kararları onlar hiç uymadı zaten. Dışında şeyler. Tabii. Evet. Yani 26 Ocak bugün 9 8 9, Şubat, 9, 9 Şubat 9 Şubat evet. evet. Yani e, 10 günden fazla zaman geçti. Evet. Ve Zerre kadar e, umursamıyor İsrail. Bütün dünyanın gözü önünde uluslararası hukuku katlederek Soykırım suçunu işlemeye aleni olarak devam ediyor. Şimdi şeyle konuşacağız. Yani Amerika Birleşik Devletleri şu modda şu anda. Bak ben İsrail'i durdurmaya çalışıyorum. Ben bu insan ölümlerini engellemeye çalışıyorum. Ben insani yardımların oraya ulaşmasını çalışıyorum gibi açıklamalar yapıyor Amerikan evet. Başkanı ve diğer yani birinken Amerikan Dışişleri Bakanı vesaire. Diğer devlet yetkilileri de öyle. Tabii bu açıklamalar aslında pardon özür dilerim Biden'ın bu açıklaması tabii ki hani şey yani şey, e, sanki İsrail'i desteklemiyormuş görüntüsü bir bahane tabii ki ama açıklaması şöyle önemli. Diyor ki Gazze'de açlıktan ölen pek çok masum insan var bu son bulmalı. Yani orada açlıktan insanların öldürüldüğü eee Biden'ın ağzından ifade edilmiş oldu. Tabii tabii şu anda son zamanlarda yani, evet. son zamanlarda bu tür itiraflar gelmeye başladı. Evet. Tabii bunun sebebi şu, şu anda batılı ülkelerin e, halklarında da çok ciddi bu konuda isyanlar var. Amerikan Kongresi'nin önünde eylemler yapıldı. Fransa'da, Paris'te birçok yerlerde e, Fransız halkı tarafından, İngiliz halkı tarafından, Amerikan halkı tarafından şu an eylemler yapılıyor. Evet. Buna tepkiler çok yüksek. Ve Amerika'nın tabi burada şeyi şu, seçimlere doğru gidiyor. Bir seçim yarışı var. Dolayısıyla bunlar tabi önüne gelecek yani bu olaylar seçmen tarafından önüne konulacak. Şimdi ne yapmaya çalışıyor? Yani biz aslında İsrail'i dizginlemeye çalışıyoruz ama İsrail bizi dinlemiyor demeye getiriyor şu anda. Yani topu taca atmaya çalışıyor. Sonra birkaç hani bizim siyasetçilerde vardır ya böyle yani yaşanan bir tabloda böyle birkaç ılımlı söz söylenir. Sanki böyle yani hamaset yapılır, bir takım şeyler yapılır. Ondan sonra da yine bir seçim daha kotarılır. Aynı mantık Amerika'da da var. Aynı mantık Fransa'da da var. Şimdi yine seçimleri kotarmak için bir takım söylemler kullanılıyor. Ya kardeşim sen şimdi Yemen'i bombalıyorsun. Değil mi? Dün akşam 7 tane saldırı yaptın sen. Yani dün, bugün ve dün 7 saldırı daha yaptın. Peki Yemen niye saldırıyorsun? Tabii gerekçe şu. Ticaret gemilerine engel oluyor, bizim gemilerimize saldırıyor. Peki Yemen niye saldırıyor? Yemen'in tek bir şartı var. <laughs> İsrail saldırılarını durdursun ve askerlerini Gazze'den çeksin. Peki Uluslararası Adalet Divanı ne diyor? O söylüyor. İsrail saldırılarını durdursun, soykırımını bitirsin ve insani yardımına girişini sağlasın. Yani Yemen'deki Husiler aslında şu anda Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarının yürürlüğe girmesi için, uygulanması için bir eylem yapıyorlar aslında. Evet. Buna siz terör eylemi diyemezsiniz yani. Yani şu anda baktığınız zaman soykırımı durdurmayan İsrail'e silah desteği sağlayan ülkeler mi terörü destekliyor? Yoksa Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarına paralel hareket eden Yemen'deki Husiler, ey İsrail şu saldırıları durdur diyen Husiler mi terör eylemi yapıyor? Şimdi tabii Adalet Divanı'nın... Yani burada bunu sorgulamak doğru. lazım yani. Adalet Divanı'nın tabii bir e, hani askeri bir gücü yok nihayetinde. E tamam Husileri kullansınlar işte yani. Onu diyeceğim aslında yani Husileri kullanmasından ziyade eğer Adalet Divanı'nın askeri bir gücü olsaydı ne yapacaktı? bu Adalet Divanı'nın aldığı kararların uygulanması için gereken tedbirleri askeri bir güç olarak ortaya koyacaktı zaten. Evet. Dolayısıyla dediğiniz doğru aslında. Yani... Sadece Yemen olayı değil. Bakın şimdi e, peki İranlı direniş gruplarından bahsediliyor. Yani İran'ın desteklediği Suriye'deki, Lübnan'daki direniş Hı -hı. ve Irak'taki direniş gruplarından bahsediliyor. Şimdi mesela ha Şabi var değil mi Irak'ta? Dönüyorsun Suriye'de efendim yine yerel direniş hareketleri var bunlar. Filistin'in lehine de mücadele veriyorlar ve Orta Doğu bölgesindeki işgale de dur demeye çalışıyorlar. Oradaki Amerikan üslerine saldırıyorlar. Şimdi Amerika orada işgalci. İsrail bu tarafta işgalci. bunlar da direniş ortaya koyuyor. Ama bunlar terörist. Evet. Yani bunlar terörle suçlanıyor. Ama orada işgalci i̇şgal değil, zor de. işgal eden Amerika terörist değil. Evet, öyle maalesef. Gazze'yi işgal eden İsrail terörist değil. Peki sen bu kadar sivilleri düşünüyorsan Gazze'de, o zaman sen niye dün Bağdat'ı vurdun? Değil mi? Evet. Bağdat'ı vurdu. Irak ne dedi? Sen bizim egemenlik haklarımızı ihlal ediyorsun şu anda. Hatta Amerika'dan Haçlı Şabi'ye yönelik bir takım açıklamalar yapıldığında Irak başbakanı ve yetkilileri nasıl bir açıklama yaptılar? Dediler ki bunlar Irak silahlı kuvvetlerinin bir parçasıdır. Bunlar bizim ülkemizin güvenliğini sağlayan gruplardır. Yani Haçlı Şabi için Irak yönetim bunu söylüyor zaten. Dolayısıyla Amerika Haşi Şabiye bir saldırı yaptığı zaman bu Irak silahlı kuvvetten yapılmış bir saldırı olarak algılanıyor <laughs> ve doğrusu da bu zaten çünkü resmi açıklama bu. Şimdi o zaman sen e, madem ki bu sivillerin ölmesini istemiyorsun, bu bebeklerin ölmesini istemiyorsun, o zaman Filistinli sivillere yardım için orada direniş ortaya koyan örgütlere niye saldırı yapıyorsun? İşte bu konuda samimi olmadığını Amerika'nın gösteriyor. Hani bunu ispatlamak zorunda değiliz. Zaten her şey görünüyor da. Evet. Ama biz değişik bakış açılarıyla da bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Ama işte e, Amerikan Başkanı'nın ağzından özellikle açlıktan ölen pek çok masum insan var ifadesi. Hani kayıtlara geçmesi gereken bir ifade. Kim aç bırakıyor? Evet. Yani bir de bunu... Sonra sadece açıktan mı ölüyor? Bir de yani Amerika bunu yani burada silahla öldürülenler var, bomba bombalamalarla öldürülenler var. Sadece niye sadece açtık yani? Yok bunların hepsi doğru. Evet. ama Biden'ın bunu kabul ediyor olması yani açlıktan ölen masum insanların o bölgede olduğunu kabul ediyor olması bir tespitin neticesidir. Yani Amerika Birleşik Devletleri yani Biden'ın ekibi bir tespitte bulunuyorlar o bölgede ve insanların açlıktan öldüklerini ifade ediyorlar. İtiraf Bu bir tespiti yani. Tespit ediyorlar ve evet. itiraf ediyorlar. İtiraf da ediyorlar. Bakın daha neler söylüyor Biden? Yani başka çok enteresan şu açıklamaları evet. var aslında. Ha buyurun dinleyelim. Bakın. Evet. Bakın. Ee, İsrail diyor Gazze'deki saldırılar çok abartılı diyor. Yani 7 Ekim e, 7 Ekim'deki Hamas'ın saldırısına karşılık bunu yapıyor ama diyor çok abartılı yapıyor diyor. Evet. Gazze'de ölen pek çok masum insan var. Bu son bulmaz diyor sizin ifade ettiğiniz gibi. Bir de bu konuşmayı biraz sonra bazı şeyleri söyleyeceğim. Böyle planlaması Normalde Amerikan Başkanı var. böyle evet. planlamadan konuşmaz. Evet. Ki Biden gibi şu anda ne yapacağı belli olmayan birisinin ise hiç konuşmaması lazım. Böyle plansız programsız. Metne sadık kalması lazım. Evet kesinlikle. <laughs> Zaten burada bile çok baya bayağı evet. bir fotlar kırıyor. Bakın Beyaz Saray'da akşam saatlerinde. Programa son anda eklenen bir canlı yayınla konuşmaya başlıyor. Yani apar topar kamera karşısında çıkartılıp konuşuluyor Biden. Bu, açıklama, yani bu açıklamaları hmm. bunun üzerine yapıyor yani. İlginç. Demek ki perde arkasında bazı gelişmeler Demek var ki, ki evet. ona cevaben bunları evet. yapmaya çalışıyorlar. Bakın ne deniyor. Gazeteki askeri karşılığın icrasının çok abartılı olduğu görüşündeyim diyor. Bölge ülkeleriyle, Gazze'ye daha fazla insani yardım göndermesi konusunda defalarca görüştüm diyor. Şimdi bölge ülkelerini o ikna etmeye çalışmış. Yani bakın evet. daha fazla yardım gönderiyor. Ya tamam da sen bölge ülkelerini oraya ikna etmeye çalışacağına ki ne kadar doğru bilemiyoruz. Sen İsrail'i o yardımları engellememe konusunda ikna etsen çok daha Tabii. başarılı olurdu. Evet. Ama bunu yapmıyor. Ha orada bir yardım gönderme faaliyeti var. İnsan Hakları Dernekleri'nin vesaire ülkelerin yani İslam ülkelerinden, Arap Birliği'nin artı batılı ülkelerden de gidenler var. Birleşmiş Milletler vesilesiyle gidenler var. Şimdi şimdi onun şeyine, rantına şey yapmaya çalışıyor. Siyasi rantını elde etmeye çalışıyor. Evet. Devam ediyor. Bir de ne yapmış? Sadece yardımların gönderilmesini ikna etmeye çalışmamış. Aynı zamanda İsrail Başbakanı Netanyahu da bu konu ikna etmeye çalışmış. Şimdi sen Amerikan Başkanı olarak Netanyahu'yu ikna etmene gerek yok. Kardeşim ben sana şu yardımı bu şartta gönderirim de olay biter zaten. Tabii. Yani şuraya saldırmayacaksın. Burada çocukları öldürmeyeceksin. Burayı işgal etmeyeceksin. Yardımların önünü açacaksın. Şartlarını koy. E, İsrail zaten tıpış tıpış bunları yapmak zorunda. İsrail senden destek alamadığı zaman zaten hiçbir şey yapamıyor ki. Bugün bu çocukların ölümünün sebebi sensin zaten. Tabii. Senin silahlarınla, senin verdiğin desteklerle bunlar yapılıyor. Çünkü... Ve cesaretle. Türkiye'ye vermedikleri, daha henüz vermedikleri F16 uçaklarını nerede kullanıp kullanmayacağımızı şarta bağlayabiliyor Amerika. Evet. Daha vermedikleri uçakları. yani ki dediğiniz gibi şeye e, İsrail'e yaptıkları yardımın maddi ve yani hem e, her türlü yardım. Yani. Bir de şu var yani şimdi defalarca ateşkes konusu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne geldi. Ve bu ateşkesin niçin yapılacaktı? Silahların susması. Esirlerin takası, insani yardımların devam etmesi için. Operasyonların durdurulması vesaire. Peki kim veto etti bunu? Amerika. Peki Biden bundan haberi yok mu? Var. Dolayısıyla e, şimdi sen e, orada insani yardımların girişini sağlayacak ateşkese, çocukların ölümünü engelleyecek ateşkese, ateşkesi veto ediyorsun. Sonra diyorsun ki biz işte oradaki çocukların ölümlerini, üzülüyoruz. Bu çok abartılı. İnsani yardımları destekliyoruz falan. Hatta biz ikna etmeye çalışıyoruz. Hatta hmm. çok enteresan ifadeler de var. Bak ne ne diyor? Önce Mısır Devlet Başkanı Sisi'den Meksika Devlet Başkanı olarak ifade ediyor. <laughs> Şimdi akılları Meksika'da şu anda. Meksika sınırındaki o olaylarda. Evet. Ama Sisi Meksika Devlet Başkanı diyor. E, Meksika Devlet Başkanı Sisi ilk başta insani yardımların geçişi için kapıyı açmak istememişti diyor. Onu ben ikna ettim diyor. <laughs> İsrail tarafında açılması için Bibi ikna ettim diyor. Bibi biliyorsunuz kardeş gibi yani Netanyahu'dan böyle bahsediyor. Gazze'ye insan yardım etmesi için çok çabalıyorum diyor. Sonra işte onu söylüyor. Gazze'de açıktan dönen pek çok masum insan var. Başları belada olan ölen insanlar var. Bu son bulmalı diyor. Sonra esir ateşkesi konusunda bir anlaşma için de çok çabalıyorum. Gazze şeridindeki çatışmalar sürdürülebilir bir ara verilmesi için çalışıyorum. Ya o zaman veto etmeseydin tabii. Veto etmeseydin bu ateşkes zaten çoktan olacaktı. Ne oldu? Sürekli o vetolar sebebiyle İsrail şunu gördü zaten. Yani Amerika benim arkamda durduğu müddetçe, bu veto'larına devam etti müddetçe beni kimse durduramaz. Hatta şunu da şu düşünceye de sahip. Uluslararası Adalet Divanı da beni durduramaz. Dolayısıyla uluslararası hukuk diye aslında bana göre bir şey yoktur diyor İsrail ve alabildiğince saldırılarını artırarak işgalini de artırarak devam ediyor. Peki buradaki manzara ne? Yani burada İsrail'in hedefinin ne olduğunu biz e, sık sık programlarda ifade ediyoruz. İsrail'in burayı boşaltma gayesi olduğunu, burayı efendim Filistinlerden arındırmak istediğini, e, burayı bir arz-ı mevut planı içerisinde hani parsellemek ele geçirmek istediğini biz zaten ifade ediyoruz. Bunu Bakın başka kuruluşların yetkilileri de söylüyor. Middle East Monitor e, direktörü ki bu Middle East Monitor İngiltere'de Londra merkezli bir izleme kuruluşu. Bunlar olayları izleyen işte Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de vesaire buradaki olayları izleyip bunları raporlayan örgütlerden bir tanesi. E, Davut Abdullah buradaki direktörü. Aynı zamanda bu kişi Britanya eski Müslüman Konseyi Genel Sekreter Yardımcısıymış bu aynı zamanda. Yani İng İngiltere vatandaşı yani. Hmm. Şunu söylüyor. İsrail'in Filistin'de 1948'den bu yana devam eden işgal yönetimi Avrupa'nın sömürgecilik taktiklerine benziyor diyor. Yani aslında İsrail'in bu yaptığı diyor. İsrail'e has olan bir şey değil. Bu Batılılar da zaten bunu yıllarca yaptılar. İsrail'in işgali tipik bir Avrupa sömürgeciliği örneği. Avrupalılar Amerika'da, Avustralya'da, Afrika'da gittikleri her yerde bu tavrı sergilediler. Toprağı ele geçir, mümkün olduğunca çok toprak al ve direnenleri yok et. Aynı taktik yani evet. Yani bu Amerika'da yapıldı mı? Yapıldı. Bu Afrika'da yapıldı mı? Yapıldı. Evet. Avustralya'da yapıldı evet. mı? <laughs> yapıldı. E şimdi Orta Doğu'da ve Gazze'de evet. bu yapılıyor. Filistin coğrafyasında zaten 1948'den bu yana yapılmaya devam ediyor zaten. Genişlemeci bir, yayınbacı bir politikayla beraber. Bakın ee, bu direktör şunu söylüyor, Middle East Monitor direktörü. İsrail'in Gazze'de hali hazırda abluka altında yaşayan Filistinler Mısır'a sürmek istediğini. Biraz önce ifade ettik ya, bunu İngiliz, İngiltere merkezi kurum da, kuruluş da söylüyor. Yani buradaki amaç diyor, Mısır'a doğru sürmek. İsrail'in amacının oldukça açık olduğunu düşünüyorum. İsrail, Filistinlerin ya da Arapların olmadığı özel bir Yahudi devleti olmak istiyor. Gazze şeridindeki Filistinli nüfusunu azaltmak istiyor. Kuzeyde şu anda yapmaya çalıştığı şey, tampon bölge dedikleri, Filistin'den olmadığı bir alan oluşturmak. Cibaliye ve Beyt Hanun gibi bölgeleri Filistin'den arındırmak istiyorlar. Sadece bunlar değil yani, onu da ifade etmek lazım. Han Yunus refah da şey yapmak istiyorlar. Yani Gazze'nin tamamını tamam boşaltmak ya. istiyorlar. Tabii. Böylece İsrail'e bir tehdit oluşturmayacaklarını düşünüyorlar. Hayır onların İsrail'in İsrail'e tehdit Tehditle oluşturması bir konu değil. hiçbir alakası Tabii, yok. Bence de evet. Çünkü zaten 7 Ekim'deki Hamas'ın saldırısını zaten istiyorlardı ve bekliyorlardı. Tabii bunu bir fırsata çevirdi. Evet. Yani terörü Yayılmacı politikalar için istiyorlar zaten. Tabi, belki o, de organize ediyorlar. O da olabilir. İşte bu ihtimal de evet. tabii ki değer, yani değerlendirilmesi gereken bir ihtimal. Bir de geçenlerde konuşmuştuk, hani ateşkesle ilgili e, konuyu İsrail-Hamas arasında bir ateşkesse bir yeşil ışık e, görünüyor demiştik ama hemen daha e, bu, yani bu konuşmamızın üzerinden fazla bir zaman geçmeden bu ateşkeste suya düşmüş oldu ve burada söylemiştik. Kum saatinde söylemiştik. İsrail bunu kabul etmeyecek demişti. Kabul etmeyecek ve Hamas'ı bahane edecek demiştik. Ve aynı şekilde oldu. Hamas'ın şartlarını kabul etmediğini söyledi İsrail ve ateşkes olmadı. Evet. evet. Şimdi Türkiye'ye dönersek, Türkiye'de e, ya Türkiye'de o kadar çok sorunlar var ki bu sorunlarından bir tanesi de bu çok da ciddi bir sorun aslında. E büyükbaş ve küçük baş hayvan sayılarında bir azalma var. Bayağı büyük bir azalma var. Yani bir azalma var derken biraz böyle hani e, hani geçiştiriyoruz gibi algılanmasın. E, büyük bir azalma var. Hani şöyle söyleyeyim. TÜİK tabii 2000 TÜİK verilerine göre yine konuşuluyor. 2023 yılını kapsayan bir hani çalışması. 2023 yılında diyor bir önceki yıla göre e, büyük baş hayvan %2.6 azalarak 16 milyon işte küsür. Ben detayları sizden alacağım. Küçükbaş hayvan sayısı da bir önceki yıla göre %6.9 azalmış. Yani o da 52 milyon küsür olmuş. Aslında topladığınız zaman 60, 60 68 milyon 68 milyon 60, 69 milyona yakın bir küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayımız var nüfusun altında. Hem de oldukça altında. Ee, ve Türkiye'de sürekli artan bir et ithalatı var. Geçen yıl yine konuşmuştuk değil mi? Ee, 1.2 milyar mıydı? Ee, 1.163. doğru. 1.2 milyar. milyar dolarlık bir ithalat söz konusu. Yani paraya bakar mısınız? Bunu bizim hayvancılarımıza, besicilerimize verilse Böyle bir sorunumuz olmaz. Tabii. Yani sonuç itibariyle hayvan sayısı, küçük küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısı azalmaya devam ediyor. Et ithalatı artıyor ve fiyatlar yükselmeye devam ediyor. İnsanların ete ulaşımı, kırmızı ete ulaşımı da gittikçe zorlaşıyor. Mümkün olmayan bir hale geliyor. Bu da tabii kişi başı hani et tüketimine de yansıyor. Şu an Avrupa'da en az et tüketimi yapan ülkeyi Türkiye böyle de tabii sonuçlara sebep oluyor. Ayrıntıları da alalım önemli konu. Evet. evet kesinlikle. Şimdi bakın öncelikle ben şunu ifade etmek istiyorum. Bakın Türkiye'de seçimler yapılıyor. Geçen sene genel seçimler vardı. Bu sene de şimdi 31 Mart itibariyle yerel seçimler yapılacak. Ben bu konuya girmeden önce şunu ifade etmek istiyorum vatandaşlarımız, seçmenimiz, milletimiz artık seçimlere bakışını değiştirmesi lazım. Bakın şu anda bir problemi konuşacağız. Hayvancılık, tarım, yani tarımı daha başka zamanlarda konuştuk, konuşmaya da devam edeceğiz. Enflasyonu konuşuyoruz, gelir darlığını konuşuyoruz, zaman kalırsa asgari ücreti, emekli maaşlarını konuşacağız. Yani şöyle bir hadise var, Türkiye'de vatandaşların alım gücü düşüyor, vatandaşların tüketme kabiliyeti azalıyor. Evet ve vatandaşların sağlıklı beslenme besine ulaşması gittikçe uzaklaşıyor. Hani evet. insanlarımız sağlıklı beslenemiyor. Sağlıklıydı da kaldıralım beslenemiyor. Tabi. Hiç beslenemiyor yani. Öyle bir noktaya evet. geldik. Artık insanlar zaman yani öyle aileler var ki şu anda benim bildiğim gördüğüm evine bir ay içerisinde et girmiyor. Tabi. Beyaz et giriyor ya da balık biraz ucuzladığı zaman o zaman balık falan giriyor. Beyaz et de şu an çok pahalandı. O da pahalandı. O da, pahalandı. Evet. O da çok pahalandı. Ama kırmızı et şu anda yani düşün 400 lira üstü efendim miktarlarda ve insanımız artık o aylık geliriyle ona ulaşamıyorlar. Çocuklarına et yediremiyorlar, kendileri yiyemiyorlar. Ve insanın doğasında biliyorsunuz yani et tüketimi gerekiyor. Çok gerekli evet. Çok gerekli. Bunu yapmadığı zaman da sağlıksız nesiller gündeme gelmeye başlıyor. Ve zaten geliyor. Şimdi Türkiye'de bakışımız değişmesi lazım. Seçimlere bakışımız değişmesi lazım. Bunu niye söylüyorum? Bakın biz çözüm odaklı, proje odaklı bir siyaset anlayışını benimsemediğimiz müddetçe, sandığa gittiğimizde o gözde sandığa bakmadığımız müddetçe, yani ceketimi koysam kazanır diyenlerin peşinde koştuğumuz müddetçe hizmet beklemeyelim. Şu rakamlarda, şu tabloda bir olumlu mail evet. meyil görmeyelim. Görmeyi beklemeyelim. Doğru. Şimdi şu tablo vatandaşın sandıkta kullandığı oyla alakalı. Vatandaşımız bunu bilsin. Bugün besici eğer üretemiyorsa, ürettiğinden kazanamıyorsa, ailesini geçindiremiyorsa bunu sandıkta kullandığı oyla alakası olduğunu bilmeli. Tarım köylüsü hakeza öyle, emekli hakeza öyle, asgari ücretli öyle. Yani aynı tercihlerle efendim o tercih ettiklerimizin bize oluşturduğu tablodan tabloda bir değişim bekleyemeyiz. E bu vatandaşın bu bağlantıyı kurması gerekiyor. Artık. Kesinlikle. Evet. Yani Türkiye'deki maruz kaldığımız politikalar, ekonomi politikaları, yaptığımız tercihlerle alakalı, sandıkta yaptığımız tercihlerle alakalı. Ya işte A mı verelim, B mi verelim? Ya A'nın da çözümü yok, B'nin de çözümü yok. Bu tablo değişmeyecek. Zaten şimdiye kadar A ve B'ye verildi. Evet. Hangi tablo değişti? Şimdi Hani genel seçimlerde dedim ki AKP iktidarı var. Yani yıllardır, 22 yıldır ülkeyi AKP yönetiyor. Tamam da yerel yönetimlerde ana muhalefetin belediyeleri de var. Diğer bazı meclis içerisindeki partilerin de belediyeleri var. Peki orada ne çözüm ürettiniz? Evet. Şimdi genelde zaten hükümet bu tabloyu oluşturan ana sebep. Aslında Bağımsız Türkiye Partisi'nin bir son bir mesajı var. Onu da okursanız çok iyi olur bu noktada. E, ee, ama muhalefet de bir çözüm üretmedi. Şimdi muhalefet derken ana muhalefet de ama yoksa Türkiye çözüm üreten var. Bağımsız Türkiye Partisi yıllardır tarım ve hayvancılık projelerini açıklıyor. Milli ekonomi modelini e, Prof. Dr. Haydar Başbey ortaya koydu. Ve orada detaylıca tarım ve hayvancılığın sorunlarının çözümleri matematiksel, bilimsel olarak ortaya konuldu. Yani çözümü ortaya koyan bir parti vardı Türkiye'de. Vamsüke Partisi vardı, bir lider vardı ve bugün de o lider, liderin devamı niteliğinde o projeleri ortaya koyan lider var. Genç bir lider var, Sayın Hüseyin Baş Başbeyefendi var. Evet. Şimdi, yani Türkiye çözümsüz değil. Ama bizler çözüm arayışında olmazsak, problemleri doğuranlarla yürümeye ısrarla devam edersek, o zaman biz bu tabloyu yaşamaya maalesef devam ederiz. Evet, Sayın Hüseyin Baş, sosyal medya hesabında şunu... E söylemiş. Seçim dönemi CHP birilerine yaranmak için AKP'nin 10 yılını bile güzellemişti. Doğru. Yani ilk yıllarda iyiydik falan diyordu ya. Hani i̇şte Babacan 14 Mayıs seçimden önce. Evet. evet. Yani bunları söylüyorlardı. Ee, öyle bir kokuşmuş muhalefet diyor. Yani bu tespiti yapıyor. Halbuki AKP ilk günden beri bu ülkenin başına gelmiş en kötü şeydi. Çok doğru evet. gerçekten. Çok doğru bir Şimdi yani bugün tablonun, ekonomi tablonun sebebi, enflasyon tablosunun sebebi. Hayvancılığın bugün hayvancılık politikalarının iflas etmesinin sebebi, tarım politikasının iflas etmesinin sebebi. Yani baktığınız zaman iktidarın uygulamış olduğu politikaların neticesini şu an yaşıyoruz biz. Ama muhalefet bunu en azından yerel yönetimler olarak çözebilir miydi? Çözebilirdi. Kendi vatandaşlarının problemlerini bu noktada çözebilir. Onu da yapmadılar. Dolayısıyla iktidarı ve muhalefetiyle beraber Maalesef bu hatalar zincirini doğurdular. Şimdi gelelim örneğimize. Yani aslında bu bir örnek şu anda evet. anlatacağımız şey. Bakın Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2023 yılında, geçtiğimiz yılın rakamları bunlar, bir önceki yıla göre büyük baş sayısı %2.6 azalmış, 16 milyon 421'e düşmüş. 21 bin, 16 milyon 421 bine düşmüş. Hı hı. Küçük baş sayısı da %6.9 azalmış bir önceki yıla göre. 52 milyon 363 bin başa gerilemiş. Şimdi ben şöyle aslında e, hani halkımızın gözünde canlansın diye, zihninde canlansın diye ifade ediyorum. Toplam ne yapıyor? 16 milyon. Yuvarlarsak da, 69 diyebiliriz. 52 milyon, evet. 68, 69. küsuratla beraber 69. 69 milyon toplam. Küçük baş ve büyük baş toplamı 69 milyon. Çoğunluğu ise 52 milyon küçük baş hayvan. Küçük küçük baş hayvan. Evet. Yani bu şu şu anlama geliyor. Yani sığırla yani büyük baş hayvanlarla koyunu karıştırıp ifade edersek kişi kişi başı neredeyse yani bir, bir hayvan etmiyor. Bir hayvan düşmüyor. Bir hayvan etmiyor yani. Bir yıl boyunca şeyden bahsediyoruz. Yani 2023 yılın tamamından bahsediyoruz. Kardeşim bu et yeterli mi? Yeterli olur mu hiç? Değil. Olmaz. Zaten kaç diyor tam onu bakmak lazım ama Türkiye'de e, 7 kilolara falan düşmüştü yıllık et tüketimi. Yani kişi başı yıllık et tüketimi 7 kilolarda falan da en son. Belki şu an daha da düşmüş olabilir. Hani son şeylere verilere bakmak lazım. Ama 7 kilo bile zaten çok az. Evet, çok az. Yani 7 kilo üzerine çıkmadı bu kesin son de. 7 kilo da hani şöyle ortalama Ortalamadan bahsediyoruz. Yani düşünsenize bir yılda, bir Hı. ayda değil bir yılda. Yani şu anda normalde hiç, hiç 7 kilo var şu anda. Normalde 7 kilo et bir ayda bir ailenin tüketmesi gereken minimum miktardır. Hı. Hani Avrupa'daki şeyler siz söyleyin. Diğer ülkelere baktığımız zaman 100 kilonun üzerinde yani 80 kilonun altında e, tüketen kişi başı da bahsediyoruz. E, ülkeler yok. Yani 80 kilo, 100 kilo nerede? 7 kilo nerede? Süt tüketimi böyle. Yani işte et tüketimi böyle. Yani dediğiniz gibi sağlıklı beslenmeyi bırak. Yani milletimiz beslenemiyor. Beslenemez hale geldi. Hani millet aç denildiği zaman, ya nerede aç işte? Hani hakikaten millet aç. Et tüketemiyorsa insanlar, süt tüketemiyorsa, peynir tüketemiyorsa insanlar aç. Yani illa ekmek mi yemesi lazım insanların? Sürekli 24 saat ekmek mi yiyecekler? Yani sürekli insanlara 24 saat ekmek yedirmeyi layık gören bir iktidarın e, hala görev yapıyor olması normal mi? Şimdi vatandaşları e, hani açlık sınırı, yoksulluk sınırı vesaire gelir durumu değerlendirildiği zaman sürekli çay simit örneği verenler meclis lokantasında son derece uygun fiyata pirzola yiyorlar yani, <laughs> yani vatandaşı ulaşamayacağı şekilde Evet yiyorlar yani. Bir kere sen vatandaş hakkında karar verme yetkin yok senin zaten. Veremezsin. Neden? Çünkü sen vatandaşın yediği lokantada yemiyorsun sen. Vatandaşın yaptığı alışverişi yapmıyorsun sen. Şimdi sen mecliste o fiyatlara yiyip de vatandaşın lokantada yediği şeyi tah tahayyül edemezsin. Bir de gelirin de yüksek. Sen önce ne yap? Gelirini vatandaşın seviyesine mi düşür? Mesela emekliyi anlamak istiyorsan, emekli kendi milletvekili maaşını, bakan maaşını 10 bin liraya düşür. Aslında çok güzel bir şey söylediniz. Benim aklımda bir şimdi şimşek çaktı. Madem ki milletin maaşını yani milletin gelirini milletvekili maaşına çıkartamıyorsunuz. Öyleyse milletvekili gelirlerini milletin e, maaşına düşürün. Çok güzel bir öneri yani. Evet. Yani madem ki milletin gelir Ama başka bir yerden gelir elde etmemek, etmemek Etmek şartıyla. şartıyla. Kaç para asgari ücret? 17 bin lira. Ya zaten milletin vekili yani millet vekili demek milletin vekili asıl olan millettir. Meclise gönderilen de milletin adına iş gören vekilidir. Millet 17 bin lira alacak çalışan vekili de 100 bin lira alacak. Madem ki milletin gelirini 100 bin liraya çıkartamıyorsunuz, öyleyse siz de 17 bin lira alın ancak öyle anlarsınız. Tabii. Yani. Burada tabii aslında millet. Empati vekili... kurmayı öğrenmeleri evet, lazım yani. yani. Evet, Evet. Bu arada dün konuşamamıştık. Yani konuyla alakalı olduğu için ifade edeyim. Diyanet biliyorsunuz fitre rakamla açıklamıştı. Dün ona sıra gelmemişti. Bakın 2024 yılının fitre rakamı. Bir kişinin e, doyması için günlük 130 lira olarak belirlendi. Fitre biliyorsunuz bir kişinin günde 3 öğün olabilir, günde 2 öğün olabilir fark etmez. Bir gün için doyma doyacağı rakamdır. Evet. Bu da işte buğdaydı bilmem dedi vesaire bir takım onun hesaplamaları var. O şekilde hesaplanıyor. Ama Diyanet'e göre bu rakam 130 lira. Şimdi biliyorsunuz açlık sınırı, yoksulluk sınırı vesaire 4 kişilik aileler üzerinden hesaplanıyor. Bunu siz 4 ile çarptığınız zaman 520 lira yapıyor. Şimdi Diyanet'e göre demek ki bir ailenin günlük gıda masrafı 520 lira. Bunu aya tebdil ettiğinizde Genişlettiğinizde 15.600 lira yapıyor. Şimdi 15.600 lira diyanet'e göre bir bir aile dört bir aile ancak karnını doyurabiliyormuş. O da minimum tabii en minimum minimum tabii. hesaplanarak. Ki diyor. zaten bu 130 lira. Ki ben bu rakamı kabul lira. etmiyorum zaten. Tabi. Yani 130 130 lirayla bir insanın günlük doyması mümkün değil. 3 öğün yani. Nasıl? Üç öğün nasıl doğacak? Yani iki öğün yediğini düşünelim çünkü hani iftar yani şeyden fiteden bahsediyor. Yani işte i̇ftar tabii. ve sahur diye düşünelim. Yani 130 liraya buyurun buyurun deneyelim denemesi bedava. Diyanet İşleri Başkanı ıı, hani davet ediyoruz herhangi bir esnafa gitsin dışarıda iki öğün 130 liraya karnını doyursun bakayım nasıl doyuracak. Mümkün değil. Yani ne oluyor 15 bin bu rakama göre bile 15.600 lira. Peki emekliye kaç veriyorsunuz şu anda? 10 bin lira. lira. Emekliğin sadece karın doyurma konusunda ne kadar açığı var? 5600 çok, çok lira. Doğru. Evet, güzel 5600 teşvik. lira. Evet. Peki yani emekli de işte bir aile geçindiriyor. Sadece tek başına değil. Evet. Her o ailede herkes emekli değil ki. Tabi. Asgari ücreti zaten 2-3 kişiye bakıyor en az. Yani 3 kişiye baktığını düşün, 4 kişi bir aileyi oluşturuyor. O zaten ailelerin geliri durumuna geldi şu anda asgari ücret. O da 17 efendim. 17 bin lira. 17 bin lira. Daha, 17 daha 17 lira. Ele geçmedi gerçi onu da söyleyelim. Nasıl? Daha yeni yeni ele geçmeye başlıyor tabii yani, tabii. daha herkesin eline de geçmedi i̇şte Bu yani. ay başı itibariyle evet, başladı. E, e, başladı Şimdi 17 bin lira diyelim, e, orada da bakıyorsunuz 15 bin 600 lira. Arada ne kadar fark var? 400 1400 lira bir fark var. Değil mi? Yanlış hesaplamıyorsam. Doğru. 1400 lira bir fark var. Yani e, cebinde 1400 lira para kalıyor, daha fazla kalmıyor. Asgari asker Asgari ücretlenin. evet Peki bu 1400 liraya şimdi karnını 15600 liraya doyurduktan sonra bu asgari ücreti o 1400'e ne yapacak? Sadece doğalgaz faturası zaten. Zaten zaten evet. Yani dolayısıyla o insanın geçinme ihtimali yok. Şimdi bu insan işte bu insanın niye bu rakamları verdim ben? Bu insanlar et alamıyorlar işte. Evet. Yani karnını doyurma konusunda problem yaşayan milyonlarca aile şu anda 400 liraya 450 liraya veya 380 liraya her kampanya falan varsa et alabilecek şeyi cesareti kendi de bulamıyor. Yok. Maalesef. Ee, bu arada Yeniçeri Başkanı'nın açıkladığı 130 lira yani minimum fitre. Tabii bu et üzerinden yapılan bir hesap değil değil mi? Yok yok canım. Çünkü... Yani... Dediniz az önce Onu Ama şey. açık bakabilirler yani izlesin. Evet. Yani ben şu anda hatırımda yok. Yani buğdaydır, un undur falan. Bunları işte karıştırıyorsunuz bir yemek yapıyorsunuz falan yani gene. Evet, o şekilde yani. Tabii orada tabii. O yüzden fitreyi verirken bu rakamdan da vermeyin biraz. Yani bizim daha... tavsiyemiz evet yani yani yani... Biz... Şimdi şu bu fitrede evet. usul şudur zaten. Kendi yiyebileceğin evet. yani kendi yediğin meblağın civarında bir şey yapmakta. Evet. Herkes kimisi yani 150 lirayla karnını doyurabilir. Ona göre şey yapar. Ama kimisi adam gider Bin liradan aşağı doymaz. E yani bin liradan aşağı doymuyorsan sen bir gün içerisinde o zaman fitreni de bin lira üzerinden vereceksin yani. Tabii. Onu yapman lazım. Herkes kendisine göre yani burada aslında ölçü budur ölçü yani. ölçü evet. Şimdi doğal, doğal olarak ne dedik? Bakın büyük baş hayvan zaten yetersiz, küçük baş hayvan zaten yetersiz. Bir de azalıyor. Bu arada nüfus artmaya devam ediyor. Bu da fiyatlara yansıyor. Tabii. Fiyatlara yansıyor ve ete ulaşımı zorlaştırıyor. Aradaki açığın bu sefer ithalatla karşılanmasının baskısını oluşturuyor. Bu da bütçe açığı oluşturuyor. Bu da bütçe açığı oluşturuyor. Şu an bakın o rakamda da bulmuştum. Biraz önce ifade ettiğimiz. 2023 yılında biz Türkiye olarak 1 milyar 163 milyon dolar tutarında sığır ithal etmişiz. Sadece sığır. 1 milyar 163 milyon dolar sığıra para harcamışız biz. Ve bu Artış oranı da çok yüksek bakın. Geçen yıl Aralık ayında sığır ithalatı %638 artışla ithal etmişiz biz. Yani Aralık ayındaki bir önceki yılın Aralık ayına göre artış %638 ithalat artışı. İthalat artışı %638. Evet evet. Nereden bakın, ithal ediyoruz? Brezilya'dan, Uruguay'dan ve Almanya'dan. ilk üst ülkeler bunlar. O zaman şöyle aslında şey çıkmıyor ortaya yani yanlış mı düşünüyorum acaba? demek ki sığırdan bahsettiniz siz. Sığırdaki ithalat artışı %633. 38. %638. Evet. Ee, yani bizim şimdi mesela 16 milyon büyükbaş hayvanımız var. Bizim ihtiyacımız olan demek ki bunun çok 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 üzerinde. Evet. Burada tabii ton bilgisi yok. E, meblağ var sadece. Bir de artış oranı var. Ton olarak da aslında kaç tonluk biz burada yaptı Ya yani veya kaç... Tabii e, onu hesaplaması baş... gerekiyor evet. ama yani %638'lik bir ithalat artış. artışı demek, müthiş bir hayvan açığımız var demektir. Bakın şu anda siz, e, hani sürdürülebilir borç diyorlar ya, şimdi öyle bir noktaya doğru gidiyoruz ki şu anda. Yani cari açıkta, artış var, dış şart açığı 100 milyar doların üzerinde. Son bir iki ay belki biraz böyle şey olmuş olabilir ama neçede ne oluyor? E, bu açığı biz vermeye devam ediyoruz. İthalata dayalı politikalar devam ediyor, borca yönelik politikalar devam ediyor ve bizim sürekli finans bulma riskimiz var. Bu problemi de şu an hükümet çözemiyor, çözmekte çok zorluk çekiyor şu anda. Evet. Ve bugün mesela hazine hem dolar üzerinden hem de TL üzerinden devlet tahvili sattı. Yani ihale açtı yani. Şu anda biz devlet tahvilleri satarak faizlerle bilmem neler borçlanmaya devam ediyoruz. Para. Bu açıkları tabi evet. kapatmaya çalışıyoruz. Şimdi bu atmosferde siz bir süre sonra finans bulmakta zorlanacaksınız. Zata zorlanıyorlar. Evet. Şimdi üretim azalıyor. Sayı azalıyor. E, i̇thalat artıyor. Ve sizi, siz de para bulamıyorsunuz. Bulamamaya başlayacaksınız. Azıcık ithalat da yapamayacaksınız. Bunun sonucu evet. hızlı bir şekilde efendim önce bir daralma zaten ardından bir kıtlık dönemidir. Yani kıtlığa doğru şu anda bir meyil var, bir gidiş var. Evet. O yüzden bu problem Acilen çözülmesi gereken bir problem. Ve bunun çözümünü de gördüğümüz kadarıyla hükümet de bilmiyor, meclis içerisindeki muhalefet de bilmiyor. Bu noktada bakın, e, olayı seçimlerle tekrar e, bağlarsak, bakın önümüzde yerel seçimler var. Şimdi genel seçimlerde milletimiz yine 52'ye 48'i bitirdi. Ne yaptı? Tamam sen dedi, bu politikalara devam et. Yani ülke genelinde ne uyguluyorsan devam et. Hayvan sayımızı düşüren, enflasyonu artıran, efendim ekonomiyi bitiren, borca bağımlılığı artıran politikalar devam et diye yetki verdi tekrar hükümet. 22 yıldır zaten evet. bu yetkiyi veriyor. Şimdi yerel seçimler, önümüzdeki yerel seçimlerde biz eğer yine çözümsüz bir anlayışa, proje üretmeyen, hizmet üretmeyen bir anlayışa oy vermeye devam edersek çok daha kötü, yani şu manzaranın çok daha kötüleriyle karşılaşacağız. Hatta bu yıl bizim gelecek yıllara göre belki en iyi yıllarımızdan bir yıl olacak. Evet. Gelecek yıllar daha da kötü olacak. Her yıl bir önceki yılı arar vaziyette olacağız. Ondan sonra zaten bunun devamı yok, kıtlıktır yani. Başka bir şey değildir. Somali böyle Somali oldu. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani gerçekten bu tablo çok net bir tablo. Yani dediğiniz gibi bu kadar artan ithalat, bu kadar hayvan sayısı azalıyor, ithalat artıyor ve para bulamıyoruz. Dolayısıyla kıtlığa doğru bu gidiştir. Bu resim çok net. Ee, yani Allah yardımcımız olsun. Bu yerel değil, seçimlerde yani. şöyle bir şey var. Bakın, şimdi bakıyorum ne iktidarın ne de muhalefetin zaten proje üretme gibi bir derdi yok artık. Çünkü vatandaş nasıl olsa beni seçecek diyerek seçimlere gidiyorlar ve bir proje üretmiyorlar. Son derece rahatlar. İşte bakın iki seçenekten ziyade vatandaşın çok seçenek ortaya koyması vatandaş için aslında yani bir e, siyasileri yarışa sokması anlamına gelir. Yani biz iki seçeneğin birisini tercih edersek onlar zaten çalışmaz. Bugüne kadar belediyelerin çalışmamasının sebebi de bu zaten. Adam diyor ki zaten ya onu seçecek ya beni seçecek. Ya yani ben onunla kayıtçı kavgası yaparım, demagoji yaparım, siyasi bir takım söylemler kullanırım. O olur, bu olur. Ardından ne olur? İşte ya o ya ben seçiliriz. Olay biter. Diğerlerinin zaten seçilme şansı yok gibi bir mantık oluşuyor. Vatandaşımız bu seçimde bunu kırması gerekiyor. Kesinlikle evet. Ve bu noktada ben bakın Bağımsız Ülke lideri ve adayları gerçekten şu anda çok dikkat çekiyor. Neden? Çözümlerle geliyorlar. Projelerle geliyorlar. Artık zaten Bağımsız Ülke Partisi kurulduğundan bu yana, 2001 yılından bu yana projelerle zaten siyasetin rengiydi. Herkes onun projelerini kopya çekmeye çalışıyordu. Evet. 21 yıldır, 22 yıldır Bağımsız Yaparsın duruşu budur. Peki Milletimiz artık şu kararı vermesi gerekmiyor mu? Ya siyasetin rengi olan, proje üreten, bizim için gece gündüz uğraşan bu kadroyu artık biz fırsat verelim de uygulamada da efendim kendi, siyasetin rengi olsun. Evet. Yani sadece proje üretmede, sadece çözüm üretmede, model üretmede değil. Uygularken de bir örnek bir siyaset anlayışı olsun. Siyasetin rengini uygulamada da ortaya koy, evet. koy, koyabilsin. Bu fırsatı doğru. verelim. Çok doğru. Şimdi bu noktada adayların bazı projelerine bakıyorum gerçekten. Güzel projeler var. Mesela yani dar bölge sanayi sistemi zaten ifade ediliyor. Bu hayvancılık konusunda da zaten yapılması gereken en önemli şeyden bir tanesi ne? Yerel anlamda da besiciliğin desteklenmesi, vatandaşların üretiminin belediyelerce Türkiye'ye, dünyaya pazarlanması gibi projeleri var bağımsızlık yaparsın. Evet. Bu noktada aslında yani gelen anda bir proje üretilmiyorsa, tarım konusunda, hayvancılık konusunda en azından yerel anlamda bu projeler üretilir ve bunlar devreye konulur. Diğer belediyelere de örnek olur ve Türkiye'deki şu hayvancılık sorunu, tarım sorunu, diğer konulardaki sorunlar da kendinden ortadan kalkar. E zaten bunları siz ortaya koyduğunuzda genelde de ciddi bir değişim yaşamaya başlar. O yüzden bu seçimlerde milletimizin yine dikkatli olmasını ve bu sefer tercihlerin değiştirmesini tavsiye ediyoruz. Evet yani çok doğru çok isabetli şeyler söylediniz. Yani hayvancılık örneğinden buna yola yola Aslında yani ama Türkiye'de bu, budur yani. Evet yani Türkiye'de her türlü imkan var. Yani şimdi hayvan üret üretememek demek ne demek? Yani bir ülkede nasıl hayvan üretilemez? İşte araziniz mi yok? Ee, hani ot mu yetişmiyor orada? Yani nasıl üretemiyorsunuz? Hayvan sayısını nasıl düşürebiliyorsunuz? Ya çiftçi var. Ot var ortam var, evet, iklim var, her şey var, var. Güneş var, hepsi evet. var yani. Üretim yoksa zaten bu iyi yönetilememekten kaynaklanan bir şeydir. Kesin. O zaman bu bunu iyi yönetecek olanları tercih etmemiz Bakın gerekiyor. Bakın bu hayvancılıkla ilgili gerçi süremiz bitiyor. Hayvancılıkla ilgili olarak Türkiye'de bir defa şunu hani söyleyelim. Türkiye'de en fazla değiştirilen bakanlık bir Milli Eğitim Bakanlığıdır. Bir de e, Tarım Bakanlığıdır. Yani başka da varsa aklıma gelmedi ama bu ikisi net bir şekilde. Şimdi o kadar çok bakan değişti ki ama her gelen bakan da tabii bu hayvan küçük baş ve büyük baş hayvan sayısında bir azalma sıkıntı söz konusu. Her gelen bakan da diyor ki işte biz bunu düzelteceğiz, çalışmalarımız var, bazı şeylerde e, hani projeler geliştiriyorlar ve insanlara bunu anlatıyorlar. İşte bu şekilde yapacağız falan. Ama sonuç ortada 2023 yılı verilerinde azalmaya devam ediyor. Yani kaç tane bakan değişti? E şu makus tarih bir türlü tarih bir türlü değişmedi. Bu dediğiniz gibi tam bir beceriksizliğin eğer bilinçli olarak yapılmıyorsa bu tam bir beceriksizliğin örneğidir. Ee, yani onun için yani bunu becereme, beceremediği kanıtlanmış olan kişilere tekrar tekrar hani fırsat vermek de e, bunun faturası da tabii ki bu şekilde karşımıza çıkıyor yani. Bakın burada son bir şey söyleyeceğim Buyurun. zamanımız herhalde. Çiftçinin borcu şu anda, bankalar olan borcu 590 milyar liraya aştı. Şimdi çiftçi neden şu anda üretemiyor? Yani çiftçi, çiftçi ürettikçe borç batağına saplanıyor. Evet. İşte bunu yerel yönetimler kendi açılarından da çözebilirler. Yani çiftçinin üretimine destek olurlar, çiftçinin ürününe pazar olurlar, pazar bulurlar. Oradan da kazanır. Bakın Tabii. üretici kazanır, çiftçi kazanır ve vatandaşlar da sağlıklı ete ulaşır. Bu yani imkanlar beleceler eliyle de sağlanabilir. Kesinlikle yapılır. Bu da yani evet. hükümet yani hükümetler e, neden beceremiyor? Neden yapamıyorum da aslında bir örneği olur. Yani bak bu yapılabiliyor ama siz bunu yapamıyorsunuz. Evet. Bir örneği olur aslında. Kesinlikle. Peki çok teşekkür ediyoruz. Süremiz bitti değerli görüşleriniz için. Sağ olun. Sayın seyirciler, kum saatinin sonuna geldik. Pazartesi günü tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle iyi hafta sonları diliyoruz.